League of Legends şampiyon tanıtımında bu hafta ölüm şakıyan Karthus var. Karthus yaşayan öllere katılabilmek adına gölge adalarda canını feda ederek güçlü bir hortlak büyücüye dönüştü. Karthus bu güçleriyle Runeterra'daki tüm canlılara ölümün şarkısını söylemeye başladı. Karthus rakiplerine yıkıcı alan etkili hasar gücüyle saldırırken meşhur ultisiyle haritanın her yerindeki rakiplere ölümcül darbeyi vurabilen bir solo koridor veya orman şampiyonu. Karthus'un pasifi ölüm tanımaz. Öldükten sonra birkaç saniyeliğine hasar görmez ve hedeflenemez olur. Ve gerçekten ölene kadar tüm yeteneklerini mana harcamadan kullanabilir. Karthus ölüm tanımaz aktifken hareket edemez, normal saldırı yapamaz ya da sihirdar büyülerini kullanamaz. Hortlak Mayın Karthus'un kısa bekleme süreli temel hasar yeteneği. Karthus imlecin olduğu yerde yarattığı büyü patlamasıyla yakındaki tüm rakiplere büyü hasarı verirken kısa süreli görüş sağlar. Hortlak Mayın'ın en önemli özelliği tek bir hedef üstünde iki kat hasar vermesidir. Bu da Karthus'u teke tek kapışmalarda hayli ölümcül kılar. Hortlak Mayın'ı minyonlara son vuruş yapmak ve koridor rakibinizi dürtmek için kullanın. Karthus'un W'su acı duvarı. Karthus seçilen bölgede temas eden rakipleri yavaşlatıp onların büyü dirençlerini kıran hayali bir duvar oluşturur. Acı duvarı ile ilgili bilmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Öncelikle duvarın boyutu ve yavaşlatma etkisi yeteneğin seviyesiyle artar. Ayrıca duvarın iki ucu da görüş sağladığı için görünmeyen noktalarda keşif için kullanılabilir. Baskınlardan sıyrılmak için acı duvarını kullanın. Geri çekilirken duvarı rakibinizin yoluna koyup onu yavaşlatabilirsiniz. Karthus'un E'si olan çürütün hem pasif hem aktif özelliği var. Pasifi sayesinde Karthus öldürdüğü her birim için manasını yeniler. Etkinleştirildiğinde ise hızla mana tüketerek kendisini kurbanlarının ruhlarıyla kuşatır ve yakınındaki düşmanlara devamlı hasar verir. Bu aktif etki Karthus'la birlikte ilerler ve yakın dövüşlerde büyük avantaj sağlar. Kullanıldığında mana yenileme özelliği devre dışı kalsa da bu pasifin Karthus öldüğünde otomatik olarak devreye girdiğini unutmayın. Gerçi tam da ölmüyor ya. Neyse. Takım çatışmalarında çürütü kullanarak aynı anda birden fazla düşmana ağır hasar verebilirsiniz. Rakiplerin Karthus'a odaklandığı çatışmalarda çürütün aktif etkisiyle rakibe vereceğiniz hasar muazzam olacaktır. Sonunda ölseniz bile. Karthus'un ultisi Ağıt. Kullanıldığında Karthus birkaç saniye odaklanarak haritadaki tüm görünen ya da gizli rakip şampiyonlara büyü hasarı verir. Rakipler Ağıt'ın uzun odaklanma süresi içerisinde kitle kontrol kullanarak ya da Karthus'u gerçekten öldürerek ultiyi engelleyebilirler. Zamanlamaya dikkat. Ayrıca bir gözünüz diğer koridorlarda olursa düşük canlı kaçmaya çalışan rakipleri Ağıt'la kolayca atlayıp skoru garantiye alırken takımınızla da iletişim halinde olup onlara bu sayede asist kazandırabilirsiniz. Usta bir Karthus oyuncusu ölüm tanımaz sayesinde hasar almadığı 7 saniye boyunca tüm yeteneklerini en verimli şekilde kullanabilmelidir. Burada önemli birkaç nokta söz konusu. İlk olarak Ağıt'ın odaklanma süresi pasifin neredeyse yarısı kadardır. Eğer pasifin süresi sona erdiğinde odaklanma hala devam ediyor olacaksa ultinin odaklanması hiç başlamaz. Bu nedenle pasif yeteneği süresince en çok hasarı verebilmek için yetenekleri ne şekilde kullanacağınız önem kazanıyor. İkinci olaraksa öldüğünüz zaman paniğe kapılmayın. Yeterince zamanınız var ama hızlı olmalısınız. Acı duvarını birden fazla rakibe denk gelecek şekilde kullanarak başlayın. Bunun ardından Ağıt için odaklanmaya başlamadan önce 3, bekleme süresinde azalmayı da arttırdıysanız 4 tane Q kullanacak vaktiniz kalacaktır. Bu komboyla kısa süre içerisinde tüm yetenekleri kullanarak rakibe en fazla hasarı verebilirsiniz. Hortlak Mayın temelde normal saldırının yerini alır ve oyun boyunca en önemli yeteneğiniz olur. Bu yeteneğin menzilini iyi öğrenerek minyonlara çifte hasarlı mayınlarla son vuruş yapmalı ve her fırsatta rakibi dürtmelisiniz. Çürütün pasifi sayesinde bütün minyonları hortlak mayınla tek tek biçebilirsiniz. Karthus ultisiyle her koridorda tehdit oluşturur. Diğer koridorlardan skor veya asist alma şansını kaçırmamak için harita takibine önem vermelisiniz. Burada Udyr'in alt koridora baskına gittiğini gören Karthus orta koridordan harekete geçiyor. Ultisine odaklanmadan önce gözden uzaklaşıp engellenmeden Ağıt'ı kullanıyor.
üst koridordaki Renekton'u kolayca öldürürken Caitlyn'in alt koridorda aldığı skordan da asist kazanıyor. Ultinin ardından Zerat'la karşılaşıyor ve teke tek çatışma başlıyor. Karthus burada oldukça iyi bir karşılık veriyor. Rakibine yakın durarak çürütten gelen hasarı kullanırken Zerat'ın beceri atışlarını savuşturuyor ve isabetli mayınlarla skoru almayı başarıyor. Karthus'un zayıf noktalarından biri ağıtın uzun odaklanma süresi. Kırılgan bir büyücü olarak ultisini iyi planlayıp engellenmeyeceğine emin olmalı. Bu pozisyonda kritik bir hata yaparak kolay bir hedefe dönüşüyor ve rakibine kolay bir skor veriyor. Ek olarak ağıt çeşitli eşyalar ve sihirdar büyüleriyle de engellenebilir. Bu nedenle ultiyi kullanmadan önce rakiplerin tüm olanaklarına dikkat edin. Burada Cassiopeia'yı geri ittirip ağıtla skoru almak istiyor. Fakat doğru zamanlamayla kullanılan Zonya, Cassie'yi hayata bağlıyor. Böylece hem Karthus ağıtı boşa kullanmış oluyor hem de rakip takım bir süre rahatlıyor. Acı duvarının ufak bir temasla bile yavaşlatma etkisinin tamamını veriyor olması da önemli bir nokta. Burada arazi üzerinden koyduğu duvarla Lucian'ı yavaşlatan Karthus, Queen'in onu yakalayarak skoru almasını sağlıyor. Son olarak çoğu büyücünün aksine Karthus'un en verimli olduğu nokta rakip takımın tam ortası. Bununla birlikte bazen en çok katkıyı ölüyken verebiliyor. Burada Karthus yeteneklerinden önce agresif bir şekilde baron çukuruna sıçrayıp rakip takımın dikkatini dağıtarak baronu öldürmelerini engelliyor. En nihayetinde kendi canını verse de bu süreçte rakip takımı barondan uzaklaşmaya zorluyor ve takımına savaşı kazandırıyor. Karthus'u geliştirirken 3 başlığa odaklanabilirsiniz. Mana, yetenek gücü ve büyü nüfuzu. Çürütün yüksek mana tüketimini çatışmalarda dengeleyebilmek için mana eşyaları almalısınız. Daha sonra ağır hasar veren yetenek gücü eşyalarına geçebilir, oyunun sonlarına doğruysa büyü nüfusu sayesinde verdiğiniz hasarı katlayabilirsiniz. Oyunun ilerleyen safhalarında çıkacağınız Zonya'nın kum saati de aktif özelliği sayesinde Karthus'un oyun stiline ve çürütün aktifine uyum sağlayacaktır. Karthus şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir şampiyon tanıtımında görüşmek üzere.